Merhaba canım, ben Ubisoft'un CEO'su Yves Guillemot. Siz bizleri daha çok Prince of Persia, Rainbow Six ve Far Cry gibi oyunlardan tanıyorsunuz. Ama en çok da Assassin's Creed serisiyle. Assassin's Creed demişken ama yeni nesle sağlam girdik. Sözde Assassin's Creed Unity ile devrim yaratacaktık. Siz Fransız devrimindeki Paris'te geçen bu oyun için ne kadar gaza gelmiştiniz değil mi? Ama biz işleri o kadar aceleye getirdik ki sonuçta oyun çıktığında oynanabilir halde bile değildi. Ama zaten bizim için oyunun oynanması önemli değil. Önemli olan ne kadar sattı. Ama bizim şirketin hisseleri ertesi gün %9 oranında dibe vurunca biz de zaten bunun seneye yenisi çıkacak deyip hemen ardından Assassin's Creed Victory'yi sızdırdık. Zaten kim uğraşacaktı o oyunu tamamlamakla, yamalamakla falan. Şikayet edenlere de ağızlarını kapatmak için birer oyun rüşvet hediye ettik. Ha tabii, eğer bu hediyeyi kabul ederseniz bizi asla dava edemeyeceğinize dair şartları da kabul etmiş oluyordunuz. Neyse ki her sene bir Assassin's Creed oyunu çıkartıyoruz da bizim mayışlar sekmeden yatıyor. Abi bu sene yeni Assassin's Creed oyunu çıkmayacak. 2018 ertelenmiş. Ne? Nasıl çıkmayacak? Ne yapacağız oğlum, biz taş mı yiyeceğiz? Assassin's Creed Ezio Collection mı? Biz bunu daha önce çıkarmadık mı? Abi yalnız bu seferki remastered olacak. Ha, remastersa başka. Tamam, siz bu sene bunu çıkartın. Yalnız bana bak, 60 dolardan okut daha altın olmaz de. Hadi. Neyse ki bu sene yeni bir Watch Dogs oyunu çıkartıyoruz. Hani şu downgrade olayında çığır açan GTA çakması... pardon, açık dünya, aksiyon, gizlilik ve hackerlık oyunu. Hackerlıktan kastım bu arada güvenlik kameralarını yönetmek falan. Baktık Watch Dogs GTA'nın bile yakınından geçmiyor. Biz de başka başarılı bir markayı kopyalayalım dedik ve Destiny'nin New York'ta geçen versiyonu denedik. New York derken bu arada tamamı değil, yani bölge bölge satıyoruz. Üstüne ünlü casus romanları yazarı Tom Clancy'nin de ismini ekleyince ortaya da Division diye bir şey çıktı. Tabii biz nasıl olduysa bunu da elimize yüzümüze bulaştırdık. Oyun çıkalı 8-9 ay oldu ve hala tam olarak çalışmıyor. Yani biz orijinal oyun yapma fikrine en fazla bu kadar yaklaşabiliyoruz. Yani paraya da virüs bulaştı herhalde. Olmadı, bir de şansımızı yarış oyunlarından yana deneyelim dedik. Yine açık dünya, yine Amerika kıtası, yine yeni bir şeyler deniyoruz derken ortaya The Crew diye bir oyun çıktı. Bildiğin arabalı MMO oyunu. Ama bizim prensibimizdir, hiçbir oyunu bitmiş halde piyasaya sürmeyiz. Ama abarttıkça da abartırız. Tabii hal böyle olunca The Crew o kadar hızlı unutuldu gitti ki oyunu geçenlerde Uplay üzerinden bedava verdik, kimse yüzüne bile bakmadı. Niye almıyorsunuz oğlum, bedava oyun işte ya, Uplay'den indirsenize. Belki oraya girmişken başka oyun falan da satın alırsınız. Abi Uplay ile falan kim uğraşacak şimdi ya, Steam diye bir şey var yani, mis gibi çok daha ucuza alıyorsun ve sorunsuz çalışıyor. Niye, ben giriyorum bak işte, ne güzel. Bağlanmıyor, bir bağlansa girip göstereceğim bak şimdi, bir dakika. Bir dakika ya, benim oyunun kodunu niye kabul etmedi bu? Benim save dosyalarım nereye gitti? Gerçi bildiğin işten şaşmayacaksın. Bak bizim bir tane formülümüz var. Bütün oyunları ona göre yapıyoruz. Açık dünya, bölge kilidi açma, birbirinin aynısı can sıkıcı yan görevler, sönük bir tane ana karakter ama ilginç bir tane kötü adam. Bak mesela her sene bir tane Far Cry oyununu kopyala yapıştır satabiliyoruz. Neden mi? Çünkü formülü biliyoruz. Ubisoft. Oyunu bozmaya geldik. Abi yalnız siyasete girmeyelim. Ubisoft tek formül bütün oyunlar. Oğlum en güzelini Apple yapıyor. Her sene aynı ürün, azıcık değiştir. Yok bunun 7'si çıktı, yok bunun Plus'ı çıktı diye sat. Yok abi, bizim kitle nankör. Biz aynısını yapınca böyle vır 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 ötmeye başlıyorlar. En güzeli bunlara çakacağım fiyatı. Bak her sene nasıl alıyorlar. Ne oldu? Bitti mi? Hadi kapat o zaman.